Yusuf Atılgan, öykü, saatlerin tıkırtısı, seslendiren Sabri Ocak. Tabelacı dükkanının önünde yaş yaş korusunlar diye duvara dayanmış iki levha vardı. Baktım birinde saatçi A nokta yayladan yazılı. İçimi bir hüzün bürüdü. Karşıda saatçinin de bu levha. Sormuş öğrenmiş gibi biliyordum bunu. Küçücük dükkanın önünden her geçişimde hep aynı hüzün kaplardı içimi. Bütün gün orada oturan benmişim gibi. Yolun çarşılığından kurtulup evlerin başladığı ucundaydı dükkan. Daracıktı. İçi karanlıktır diye düşünürdüm. Saatçının hikayesini yazmak istiyordum. Karşıya geçtim. Saatçının kapısındaki cama dayadım burnumu, içeriye baktım. Loştu. Saatçi bir masanın ardında oturuyordu. Gözlüklüydü. Bıyıksız oluşuna şaştım. Kafamdaki bıyıklıydı. Gözlerinin üstünden dik dik bakıyordu bana. Hoşuma gitti. Çekildim. Başka biri olsaydım belki dükkana girer, saatimi çıkarır. Usta, günde 3 dakika geri kalıyor bu derdim. O saati ayarlarken ben dükkanın girdisine çıktısına bakardım. Birkaç soru da sorardım saatçiye. Hikayenin olayı da baştan kafamda hazır olurdu. Değişmezdi bu. Belediye başkanı onarsın diye saatini gönderecek odacıyla. Saatçi parçaları silecek. Aksilik bu ya. Silerken çarklardan birini elinden düşürecek. Tabandaki tahta yarıklardan aşağı girecek. Saatçi saati ödemeye hazır. Ama başkan düşman kesilecek ona. Sağa baktın suç, sola baktın suç. Sonunda dükkanı kapattıracak saatçiye. Sevmem bu çeşit hikayeyi. Yalanmış gibi gelir bana. Belediye başkanı saatini hiç bu çarşı ucundaki saatçiye gönderir mi? Büyük caddede pencereleri yeşil demir parmaklıklı yeni açılan bankanın karşısındaki bilmem ne ajantası saatçiye gönderir. O dükkanın tabanı tahta değil parkedir. Düşen çark bulunur. Genel kitaplık memurunun saatini 4 liraya silen o saatçi başkandan 2 lira ister. Ben saatçiye soru sormak gereğini de duymuyorum. Yalan söyleyeceğini biliyorum. İşler nasıl ustam desem gözlüklerinin üstünden kuşkuyla bakar bana. Kim bu herif? Neden soruşturup duruyor? Vergimi arttırmak için mi gönderdiler bunu diye düşünür. Kötü kötü der. Ne soracağım ona? Evli olduğunu, çocuğu olmadığını, çocuk istemediğini de biliyorum. Bütün uyanık düş görenler gibi o da az bencildir. Dükkanın içini göreceğim de ne olacak? Duvarlarda durmadan işleyen saatler asıl olduğunu bilmek bana yeter. Adını da bilmek istemiyorum. Soyadıyla dükkanı arasındaki zıtlık içimi burkuyor. İzmir fuarındaki sırtlarını düşünüyorum. Kafesinin beton tabanı çepeçevre aşınmış gezinmekten. Aşınan yer kafesin en uzun yolu. Adını öğrenmekten korkuyorum. Tabelacının önündeki levhada A nokta yayladan yazılı. Ali ya da Ahmet'tir diyorum içimden. Birisine sorsam, sormam. Abdülkerim diye verir de üzülürüm. Bu gece saatçi yatağında beni düşünecek. Bugün bir adam geldi, kapımın camına burnunu dayadı diyecek. O da karanlıktır. Yanında yatan karısının soluk alışında bir değişiklik yok. Uyumuş. Başını çevirip bakacak karısına. Sıkıntılı, acıyan bir bakış olacak bu. Ne çabuk uyumuş. Saatçi daha alçak bir sesle kendi kendine anlatır gibi anlatacak. Burnu camda yassılmış. Dik dik baktım yüzüne. Neden? Ne bileyim, şimdi pişmanım. Çağırıp konuşsaydım onunla diyorum. Birden döndüm, gidip saatçiyle konuşacaktım. Güç tuttum kendimi. Gece olmamıştı daha. Benim kendisini götürdüğüm kıvamda değildi o. Hem hikayemi yazmam için öğrenmem gereken önemli bir şey daha vardı. Bunu ondan soramazdım. Komşularından birine soracaktım ama kime? Karşıdaki bakkalı mı? Olmaz. Güvenim yok ona. Kendi açısından görür insanları. Saatimi karşı saatçiye onartmak istiyorum. Nasıl adamdır? İçinden değerli bir parçayı değiştirir mi dersin? Diye sorsam. Hiç duymadım ama belli olmaz. Kişi oğlu bu. Falan deyip kuşkulandırır beni yok yere. İyisi mi? Şu tabelacıya sorayım. Ne de olsa bir çeşit sanatçıdır o. İnanılır sözüne. Yürüdüm. Deminki yaş tabelalar gene kaldırımın üstündeydi. Birden camın ardında vitrine asık sülüs yazısıyla yazılmış levhalar takıldı gözüme. Besmeleler, T
tevekkeltü Allah'lar, el kasübü habibullah'lar vardı. Hiç olmasa bir tane ah minel aşk olsaydı aralarında. Hani H'nin iki gözünden iki damla yaş akan soyundan. Yoktu. Nasıl güvenirdim böylesi bir adama? Döndüm. Aşçıya soracaktım. Aşçılar iyi kişilerdir. Kişi oğlunu doyururlar. Yoksullara parasız artık yemeklerden yedirirler diyordu. Dükkanın kapısından baktım. Bir delikanlı masanın önünde oturmuş patates soyuyordu. Erkendi. Başka kimse yoktu içeride. Bu çocuk aşçının çırağı olacaktı. Merhaba dedim. Merhaba. Saatim bozuldu da şu karşıdaki saatçiye yaptırmak istiyorum. Bir sorayım dedim. Nasıl adamdır ha? İçinden bir parça çalmasın? Yok abi dedi. Öyle adam değildir o, korkma. Kirli uzun tırnakları vardı çocuğun. Yüzüne ustura değmediği belliydi. Yumuşak, uzunca tüyler vardı sakal başlarında. Yüzü toplu ama sarımsı. Gözleri parlak. İnandım bu çocuğa. Yalan söylemez o. İçim rahatladı. Ocağına düştüm abi deseydi inanacak mıydım ona? Ne bileyim ben, demedi işte. Birine daha sormak geçti içimden. Aşçının yanında elektrik araçları satan bir dükkan vardı. Sormadım. Gittim bir kahveye oturdum, çay istedim. Şimdi tıkır tıkır işleyen saatlerin arasında saatçinin canı sıkılıyordur. Ben de sıkıntılıyım burada. Gözlüğünü çıkarmış, gözüne büyütkeni yerleştirmiş. Bir saatin bozuk yerini arıyordur. Saatlerin tıkırtısıyla içinin sıkıntısı arasında bir ilgi vardır sanki. Bu durmayan tıkırtı dünyasının düzeni gibi bir şeydir. Değişmez. Dursa sıkıntısı geçecek belki. Oysa bu sıkıntıyı yaratan kendisidir. Her sabah dükkana girdi mi ilk işi birer birer bu saatleri kurmaktır. İğrene iğrene yapar bu iş. Kurmayı verse olmaz mı? Olmaz. O zaman kendi kendisi olmaktan, saatçi olmaktan çıkar. Zorunludur bu. Nasıl her akşam eve gider, yemek yer, oturur, yatarsa bunu da yapacak. Pazar günlerinin bile bir kurulu düzeni vardır. Kahveye çıkılır, tavla oynanır. Geceleri yatakta yatarlar karısıyla. Kışın uykuda döndükçe yorgan kayar, üşürler. Ayrı yatakta yatamazlar. İsteksiz ara sıra ödev yapar gibi sarılmalar tüm. Bir güreşken horoz beslesem diye düşündü dün gece. Gerçek bir heyecan kaynağı olurdu bu horoz. Ama evde kümeslik yer yok. Karşıdaki bakkal köşedeki kahveciye iki çay bağırıyor. Birini kazıklayacak yine diyor saatçi kendi kendine. Sonra yeniden saatlere dönüyor. Bunların çoğu İsviçre'de yapılır. Duyduğuna göre dağlık bir yermiş orası. Dağlarında kar varmış. Bir özlem kabarıyor içinde. Bir gün kurmayacağım şunları diyor. Ürperiyor. Daha bir büyümüş sanıyor kendini. Ben yakında saatçinin bir gün saatleri kurmayı vereceğini biliyorum. Dükkandan fırlayacak, saatlerin yapıldığı yere diye bağıracak. Konu komşu sımsıkı yakalayacaklar onu. Bırakmayacaklar. Delirdi diyecekler. Bana bunları dükkanın önünden geçeceğim zaman kepenkleri inik görüp sebebini soracağım deminki aşçı çırağı anlatacak. Yüzünde bir üzüntü, bir acıma izi olmayacak. Benim de. Şimdi büyük bir sevgi duyuyorum saatçıya. Onunla tanışmayacak kadar. Saatim bozulsa ona değin düşüncelerim değişir korkusuyla saatimi ona değil, gidip o acanta saatçisine onartacak kadar büyük bir sevgi. Yazmayacağım onun hikayesini, vazgeçtim. Beceremem, yanlış anlatırım diye korkuyorum. Kahveden çıktım. Sıkışmışım, genel ayak yoluna doğru yürüdüm. Sokağa saptım. Baktım sağımda bir ayakkabı onarıcısının dükkanı vardı. İçerisi görünmüyordu.